Futbol stadyumundan gençlik merkezlerine, yüzme havuzundan spor salonlarına kadar gerçekleştirilen yatırımlarla Samsun, Türkiye'de gençlik ve spor alanında marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kentteki projeler için yaklaşık 400 milyon TL'lik bir yatırım gerçekleştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın göreve gelmesinden bu yana kentte birçok projede önemli aşamalar kaydediliyor. Samsun gençliğinin vizyonuna ve geleceğine çok şey katacak projelerin hayata geçirilmesi için de çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Samsun'un spor ve gençlik altyapısına büyük katkı sağlayacak gençlik merkezleri, spor salonları, kamp eğitim merkezleri gibi proje ve ihale aşamasında olan yaklaşık 15 tesisi hayata geçirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'da yeni Türkiye'ye yakışır yatırımlara imza attıklarını söyledi. Gençlik ve spor alanında şehrin çehresini değiştiren projeleri hayata geçirdiklerini belirten Bakan Çağatay Kılıç, gerçekleştirdiğimiz yatırımlar neticesinde Samsun'u Türkiye'nin marka şehri yapma noktasında emin adımlarla ilerliyoruz dedi. Samsun'a yönelik yatırımlara bütün hızıyla devam eden Gençlik ve Spor Bakanlığı, yapımı tamamlanan tesisler için toplam 96 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdi ve 42 tesisin yapımını tamamladı. Bakan Çağatay Kılıç'ın göreve geldiği 2013 yılı Aralık ayından bugüne 15'ten fazla tesis Samsunluların hizmetine sunuldu. Yaşayan tesisler yeni Türkiye'nin de modern yüzünü en güzel şekliyle gözler önüne seriyor. 14 Haziran-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek kamplarla gençlerin keyifli vakit geçirmeleri, sosyal yaşamı öğrenmeleri, zorluklarla mücadele edebilmeleri, eğlenceli yollarla birçok konu başlığında öğrenme becerisini kazanmaları hedefleniyor.